Şimdi Gazze'de böyle bir gündem varken bizim burada böyle bir konuyu konuşmamız işte doğru mudur? Şimdi benim önce şunu söylemek istiyorum. Müslümanların bu tip duygusal çıkışlardan uzak durması lazım. Bizim bir kitabımız var bir de bir peygamberimiz var. Bizim bütün ölçülerimizi bu iki kaynak belirliyor. Mesela Müslümanların en zorlu günü Uhud günüydü. Allah Resulü bile ölümle yüz yüze kaldı. Yine en zorlu gün Biri Maune Reci vakalarıydı. Bunları anlatan ayetler indiğinde bu konuyu anlatırken bununla beraber bambaşka konulara da Allah Celle Celaluhu'nun temas ettiğini görüyoruz. Mesela Uhud ayetlerinin içerisinde Allah Celle Celaluhu faiz ahkamından bahsediyor. Ticaretle alakalı bir konudan bahsediyor. E, Müslümanlar e, mesela işte e, Mu'tasım döneminde e, Müslüman kadınlar esir edilirken, insanlar bir taraftan bağırırken ey Mu'tasım bizi kurtar diye öte taraftan İmam Ahmet ile İbni Ebu Duat, kendi aralarında bazı dini konuların münazarasını yapıyorlardı. Moğollar İslam alemini işgal etmişken bir taraftan ulema kılıç sallarken öte taraftan kendi aralarında bugün bizim konuşacağımız konuda dahil olmak üzere benzeri konuları Şam'da başka yerlerde benzeri konuları tartıştılar. Haliyle biz hayatı bir bütün olarak yaşıyoruz. Yani nasıl ki Gaze var diye eşlerimizden uzak durmuyoruz, yemekten uzak durmuyoruz, çocuklarımızı sevmekten uzak durmuyorsak ilim de bir faaliyettir, dini bir faaliyettir, kulluk faaliyetidir. Bundan da şey yapmayacağız, uzak durmayacağız. Kaldı ki ben bunu Ömer Faruk Hocam için de söylüyorum, kendim için de söylüyorum. Şu an konuşacağımız konu bizi Gazze gündeminden koparmış olsaydı bu eleştirinin bir haklılık tarafı olurdu. Ama iki taraf da yardım kuruluşlarıyla, insanları teşvik etmekle zaten bu gündemden hiçbir zaman kopmadılar. Her zaman Gazze'ye yardım etmek için ellerinden geleni ortaya koydular. Onun için açıkçası ben bunun biraz duygusal, şer'i olarak da vakada da karşılığı olmayan bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Allah'u alem. Peki, teşekkür